Gerçekten bir hata mı yaptım? Anlamadım. Yani tam istediğiniz gibi oldu. Hiç boşuna yorma kendini. Sana ne elimi öptürürüm ne de kız veririm. Bunu iyice kafana sok. Bir saniye. Nereye gidiyorsun? Sorun neymiş onu öğreneceğim. Ne olur dur. Ben konuşursam daha iyi olacak sanki. Öyle diyorsan. Halacığım, yardım etmemi ister misin? Bak, eğer o meseleyi konuşacaksan boşuna yorma kendini. Ben kararımı verdim. Çok kızgınsın, biliyorum. Ama en azından neye sinirlendiğini söylesen. Nerede hata yaptık? Belki düzeltiriz. Senin kabahatin yok kızım. O koca nabzedine söyledim ben lafımı. İyi de ne olduğunu da söylesem. O da bilmiyor ki ne yaptığını. Yok kızım yok. Konuşacak hiçbir şey yok. Ah benim saf kızım. Ben de olmasam şu 5 kuruşluk adama güvenip peşinden gideceksin. Ah, ah. Ne oldu, ne dedi? El öpmemize izin vermeyeceğini söyledi. Bir de kararı kesin gibi. Yani bunu söylemesindeki neden ne? Mutlaka bir sebebi olmalı. Öylece kestirip attı. Bu iş olmaz diyor. Selamünaleyküm. Aa Zehra kızım. Hoş geldin. Hoş bulduk Murhan teyze. Maşallah maşallah ne kadar büyüyüp serpilmişsin. Güzeldin, daha bir güzel olmuşsun. Bu delikanlı kim? Senin misafirin mi? Şey, Hatça evde mi? Börek getirdim ona. Sayesinde benim alacağı kurtuldu da. Aha, içeride. Biz içeri geçelim istersen. Tepsi alayım mı? Al yavrum. Hele şükür abi. Hatice teyze ne zamandır dertlenip duruyordu buraya. Olmuş mu? Ya olmuş abi, daha ne olacak? Ama Hatice hala beğenmedi. Beğenmedi mi? Allah Allah, neyini beğenmedi ki? Çok iyi olmuş yani, çok güzel yapmışsın. Ben yapmadım. Yani güzel olsun diye ustayı getirdim. Ama hala beğenmedi. Ha anladım. Hatice teyze sana sen yap dedi, sen gidip başkasına yaptın. Abi sopayı eline almadığına dua etsin. Ne oldu, açılmıyor mu? Yok, açılmıyor. Dur bir de ben deneyeyim.
Ya bence sıkışmış. Ben kitlemedim. Sen kitlediysen bilmem tabii. Yok, kitlemedim ki. Niye kitleyeyim? Hatırlamıyorum. Nerede bu anahtar ya? Burada da yok. İçeride mi ki acaba? Ara bakalım Sabah Hanım, ara. Zor bulursun. Senin dışarı çıkmaman lazım. Pasaklıya bak ya. Bana neler yaptırıyor. Orada da yok. Bir dakika. En son sen gelmiştin. Nasıl yani? Bak, bunu da benim üzerime bırakmaya çalışma, bozuşuruz. Üstünde bir şey bırakmaya çalışmıyorum. Sadece durumu anlamaya çalışıyorum. Sen en son şu yanlış evi gösterdiğin müşteriden gelmiştin. Kitlemiş olmayasın. Hayır dedim ya. Bak, en son sen oradan o tarafa doğru gitmiştin kilitlemek için. Ama kilitlemedin sanırım. Ya zaten kilitli değil orası. Bence sıkışmış. Neyse, çilingiri arayayım ben. Olmaz. Yani ne çilingiri? Çilingir işte. O halleder. Neydi numarası? Bak şimdi sen yine düşüncesiz düşüncesiz hareket ediyorsun. Sahi. Kapı kilitli. Ben en iyisi su arızayı arayayım. O anlamda söylemedim. Şimdi sonuçta biz burada iki kişiyiz ya. Hani etrafta ya beni tanıyanlar, hani hatta gelecek olan çilingir. Yani sonuçta baş başayız burada. İki kişiyiz ya. Ben seni düşünüyorum yani, o yüzden. Yani? Yani? Tamam. Çilingiri aramaktan vazgeçiyorum. Ama bana o pırıl pırıl zekanla söyler misin? Nasıl dışarı çıkacağız? Çıkmayacağız. Şakanın sırası değil şimdi. Ne yapıyorsun? Çilingiri arıyorum. Ama biraz önce aramaman gerektiğine karar vermiştik. Tanıdık bir abi var. O beni sanır zaten. Yanlış bir şey yapacağımı düşünmez. Alo, nasılsın abi? Sağ olasın, iyiyim ben de. Sana bir işim düştü. Benim dükkanın kapısı kilitlendi mi, sıkıştı mı, bir şey oldu. Peki. Peki abi, görüşürüz. Ne oldu? Köyüne gitmiş. Bu da kapalı. Daraldım, nasıl çıkacağız? Ben söyledim, çıkmayacağız. Saçma saçma konuşma. Benim işim var, çıkmam lazım. Ne işiymiş ki bu? Hem sen burada yaşamıyor musun zaten? Saatte geç oldu ya, akşam nereye gideceksin? Söyle gelmeyeceğini. Ya yoksa sen beni burada istemiyor musun? Yani öyle bir şey varsa söyle. Sonuçta ben seni kaç zaman evimde idare ettim. Ne zahmet ettin bunca işin gücün arasında Nurhan? Ne zahmeti canım? Zehra'nın burada olduğunu bilseydim daha neler yapardım. Hiç unutmam. Bir vakit kötü hasta oldum. Evde de kimse yok. O geldi. Yaşına bakmadan evi derledi, topladı. Bir de çorba pişirdi bana. Boyu da aha şu kadar. Ben deyim 13, sen de 14 yaşında. Altın gibidir benim Zehra'm. 41 kere maşallah. Doğru. Zehra'm bir tanedir. Oğlum sen nerelisin? Ben İstanbulluyum. Ne iş yaparsın? Sigortanneyin var mı? İşim var. Yani sigortam da var sayılır. İyi iyi maşallah. Kazancın nasıl? Bir evi çevirmeye yetiyor mu bari? İyi çok şükür. Nurhan, hayvan yeni doğum yaptı. Soğuk su vermedin inşallah. Ilık su içecek biliyorsun değil mi?
İçine de arpa, buğday, biraz da tuz kat, iyi gelir. Söyledin ya Hatice. Yaptım ben onu, koyuverdim önüne. Askerlikte tamamdır inşallah. Yaptım teyzeciğim, çok oldu. Abi köy işlerinde de çok iyi yani. Vallahi diyeyim ben sana Hatice. Böylesini mumla arasan bulamazsın. Her bir şeyi tamam. Boylu poslu da, yakışıklı, sırım gibi maşallah. Böyle damadı olan eve seva gelmez. Ya ya öyle. Her şeyin hayırlısı tabii. Hayırlısı hayırlısı. İkisine de 41 kere maşallah. Kızımız akça pakça, oğlumuz sırım gibi. Allah ayırmasın, tamamını erdirsin inşallah. Salim. Abla. Ben de yeni geliyorum. Sen nereye gidiyorsun? Çarşıda biraz işlerim var, onları halledeceğim. Haladan haber var mı? Valla köyde ne oldu, ne bitti bilmiyorum. Ama halam onları birkaç gün misafir etmek istemiş herhalde. Aman aman iyi. Başka bir şey olmasın da. Malum Hatice hala bu. Bir şeye inat etmeye görsün yani. İnşallah Ömer Bey oğlum kendini sevdirir de elini öperler, bu işte aradan çıkar. Yoksa yazık vallahi çocuğa. Onu da kendileri halledecek abla artık. Yani benim içim rahat. Halam hata yapmaz, yanlış adım atmaz. Öyle de aman ne bileyim ben Hatice hala işte. Ne zaman dönecekleri belli değil o zaman. Keşke belli olsaydı, bilseydik dönüş tarihlerini. Yapılacak bir sürü iş var. Nasıl yetişecek Salim? Yetişir ablacığım, yetişir. Kazası belası bir gelsinler, yetişir. İnşallah. Halam Nurhan teyzeleri kırmamak için net bir şey konuşmadı ama bence hala aynı düşünüyor. Öyle görünüyor. Biz dönsek mi acaba? Bizi burada bir arada gördükçe daha çok sinirlenecek gibi geliyor. Belki sonra yeniden... Bu gece de burada kalalım. Aklında bir şey var senin. Ben sana her şeyi yoluna sokacağımı söylemiştim. Her şeyi. Unuttun mu? Unutmadım. Diyor galiba. Ben burada oturunca tabii. Ben gideyim. Ne kadar işe yaradığını bir bilsen. Bak sen. Planlar planlar. Bu ne? Para da değil, sert. İnanmıyorum. Ne arıyorsun burada? Hı? Kalk o yataktan çabuk. Yavaş yavaş, yemedik herhalde. Senin işin belli olmaz. Çantamı karıştıran her bir haltı yer. Ne biçim konuşuyorsun ya? Sıkıldım öyle oyalanıyordum.
Vay. Ne kadar çok ülkeye gitmişsin. Şaşırdım. Giderim gitmem. Sana ne? Hayır, sadece birilerinin hayatı başkalarının hayali olabiliyor da onu düşündüm. O ne demek şimdi? Şöyle açıklayayım. Senin gezmek için planladığın ülkelerden daha çok yere gittim. İspanya, İtalya, Amerika, Çin, Brezilya, Hindistan, Fransa, Avusturya, Tanzanya. Uf, sayarken yoruldum ya. Daha bir sürü de yere gittim ben. Gitmişsindir de Paris'te Louvre Müzesi değil de gece kulüplerine, Sydney'de opera evi yerine barlara, Brezilya'da İmparatorluk Müzesi'nin önünden geçemeyip karnavala. Nereden biliyorsun? Gezi yaparken bavulumun içinde miydin? Gerek var mı? Malzeme ortada. Yatacağım ben, hadi. Odamdan derhal çık diyorum. Hemen, zıplayarak. Yavaş ya. Atlı mı kovalıyor, yangın mı var? Bak, ondan geriye doğru sayacağım. Eğer ben bitirince odamdan çıkmamış olursan seni doğduğuna pişman ederim. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nedir bu başıma gelen? Şükran teyze, Salim amca bu püskülle aynı yerde kaldığımı duysa, Allah korusun ya. Nasıl anlatırım durumu? Önce araba, sonra koltuk. Kesin bir yerim tutulacak. Halam, ne yapacağız biz? Halam böyle devam ederse söyle kalksın oradan. Ama uyudu, rahatsız etmesin. Kızım, adamı hasta mı edeceksin? Kaldır yerine yatsın. Burada yatma, hasta olacaksın. Üzülme artık.
Sadece halamı çok iyi tanıyorum. Eğer bir şey de inat ettiyse. Tamam, biliyorum. Çok zor biri. Ama ben artık ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın? Sen düşünme bunları. Bak, yorgun görünüyorsun. Hadi geçip dinlen biraz. Anlaştık mı? Zehra! Kızım neredesin? Geliyorum halacığım. İyi geceler. İyi geceler. Kızım, ekmek yapalım dedim ama bugün gözleme mi yapsak acaba? Olur, olur halacığım. Ben yakayım hemen fırını. Tamam kızım, sen fırını yakana kadar ben de hayvanların yeminin suyunu vereyim. Şunu da kaldırsam mı acaba? Niye kaldırayım ki? Kumaşını belli etti zaten. Ne tez yaktın fırını? Ben yakmadım ki. Geldiğimizde zaten yanıyordu. Kim yaktı o vakit? Hayvanların suyu yemi de verilmiş. Tövbe. Çeksene şu elini. Şişt, kime diyorum, çek şu. Sen beni öldürmeye mi çalışıyorsun ya? Ya uyuyan adama böyle mi davranılır? Bil bakalım. Bunu nerede buldum? Nereye sakladıysan orada bulmuşsundur. Püskül! Senden düştü bu anahtar. Aleden saklamışsın anahtarı. Senin derdin ne söyle? Hı? Hayır, anlamaya çalışıyorum. Anlayamıyorum. Şimdi ben ne desem sen hiç susmadan konuşacaksın. Ama bil ki ben senin iyiliğin için yaptım. Sizi şöyle dışarı alalım mı püsküllerin kralı? Lütfen buyurun. Bize yardım ettiğiniz ve desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi mutlu ettiniz. Ama rica ediyoruz, bize bir daha yardım etmeyiniz. Tekrar teşekkürler. Lütfen buyurun. Şu an çok komiksin ama gülemeyeceğim. Yani bir ara hatırlat, gülerim. Gir içeri. Ne oldu ya? Ya anlatırım, gir içeri. Arka odaya geç. Hadi, hadi. Salim amca,
hoş geldin. Hayırdır? Hangi rüzgar attı seni buraya? Bir şey mi oldu kızım? Rengin bir garip. Yo. Öyle mi? Emin değilim. Ben iyiyim de Selim amca. Sende bir sorun yok değil mi? Yok. Böyle kapıda mı konuşacağız? Yok. Yok tabii. Ben de dışarı çıkıyordum zaten ama olsun. İyi madem. Yolda konuşuruz hadi. Böyle de olmadı hiç Selim amca. Hani sen buraya kadar gelmişsin. Ben seni zorla geri döndürüyormuşum gibi. Olsun kızım. İş iştir, söz de söz. Kusura bakma Selim amca, ne olur. Yapma böyle kızım. Ya senin bir müşterin vardı ya, ahşap kapısında problem olan. Onu yaptık. Geçerken söyleyeyim dedim. Ha, çok sevindim Selim amca. Hadi. Çıkacağım dedin ya. Peki, tamam. Ben muşambayı aldım ama arkada öylece duruyordu. Yani odunlar ıslanmasın diye. Bir de ben hayvanların yemin suyunu verdim. Bakma sen. Bir şey demedi ama yaptığın işi beğendi. Emin misin? Yani bana hiç öyle gelmedi. Uyanık, aklı sıra gözümü boyayacak. Zehra, hadi kızım tarlaya. Kahvaltı? Orada yaparız. Hadi. Biz yokken aç kalma. Bak ocağın yanında yeni pişmiş gözlemeler var. Mutfakta da kahvaltılık var. Mutlaka bir şeyler ye. Yani yakın arkadaşım, severim kendisini de arada sinirlendiriyor biraz. Yani değişik bir tarafı var. Öyledir, öyledir. Sabahın değişik bir tarafı vardır. Ama çok iyi kalplidir. Deli doludur. Bazen lafını dan diye söyler. Ama iyi niyetlidir, kalbi temizdir. Bir kötülük yapmaz. Madem eski arkadaşısın, tanırsın, bilirsin. Evet. Ya bir deli tarafı var. Ya bu arada kusura bakmayın soramadım. Bir şey içer misiniz? Bir çayı da içeyim o zaman. Sabaha börek yapmıştım. Madem sen de onun yakın arkadaşısın, onun için tezgahı bekliyorsun, bu börekte senin de payın var. Allah, börek dediniz, hayatta dayanamam, o zaman ben de çayları söylüyorum. Hadi söyle, börek soğumadan. Nereden arkadaşız demiştin? Nereden? Sabah hiç bahsetmedi de. Alo. Merhaba. Sabah Hanım'ın emlak dükkanına çay siparişi verecektim de. Tamam, iki çay alabilir miyiz? Teşekkürler. Gelmemişler. Ay gidip bir el öpmek, bir dua almak bu kadar mı sürer Allah aşkına yani? Ay neyse, sağlıkla, sıhhatle, iyi haberlerle gelsinler de. Evet.
efendim Cevriye Hanım. Ömerciğim neredesiniz siz Allah aşkına? Köydeyiz Cevriye Hanım, neden? Ay ne demek neden? Ay bir el öpmeye gittiniz gelemediniz, merak ettim ayol. Hem Ayşe'nin yanında ne diyeceğimi şaşırdım vallahi. Ay, ay yoksa kötü bir şey mi var? Zehra nasıl? Yok yok, iyi. Zehra şimdi halasıyla tarlaya gitti. Tarlada mı? Ay tövbe ya Rabbi, ne işi var tarlada ayol? El öpmeye diye gittiniz tarlada. Ay neyse ne, ne zaman geleceksiniz peki? Sanırım birkaç güne geliriz Cevriye Hanım. Ay, ay birkaç güne mi? Ay bir an önce gelseniz ya. Buradakilere yalan söyleye söyleye burnum uzadı vallahi. Tamam, gelmeye çalışırız. İyi, iyi. Tamam hadi ben kapatıyorum. Hadi kendinize dikkat edin. Hadi. Ay pek bir tuhaf konuştu bu çocuk. Ay tamam öyle dura kalka araya reklam ala ala konuşur ama bu sefer pek bir ruhu kanı çekilmiş gibiydi ayol. Ay yok kesin bir şey var. Ben anlarım kesin. Sabah hep böyleydi ama Şükran teyzeciğim. Dünya üzerinde gitmek istedikleri yeri haritaya işaretlerdi. Ya hala yapıyor. Ya bu kaçıncı eskittiği harita bilmiyorum. Haritalar eski eskimesine de sabah hala gidemedi bir yere. Ay sen çok yaşa oğlum. Hiç güleceğim yoktu vallahi. İşte ben de fıkra falan anlatmayı bilmiyorum da işte sabahın böyle gariplikleriyle dalga geçip duruyorum. Ay iyi güldüm bugün. Valla Şükran teyzeciğim, hayatımda yediğim en güzel börek, eline sağlık. Afiyet olsun oğlum. Eh silip süpürdün neredeyse. Ben yine yapar yine getiririm size. Valla Şükran teyzeciğim, ben bu börek için tekrar gelirim. Hatta o pasa... Yani sabah beni mesaiye gönderse bile gelirim. Şükran teyze, ne zaman geldin? Gel kızım gel. Biz de okul arkadaşınla sohbet ediyorduk. Böyle iyi, böyle komik bir arkadaşım vardı da niye tanıştırmadın bizi? Kısmet olmadı Şükran teyze. Yoksa en komik, en nazik, en iyi kalpli arkadaşım şey yani, Kerem'le tanıştırmak istiyordum zaten sizi. Sabah. Vallahi ben Şükran teyzeyle tanıştığıma çok memnun oldum. Ama söz verdiniz, en yakın zamanda Salim amcayla da tanışacağım. İnşallah, tamam tamam. Eminim Salim de seni çok sevecek. Arkadaşım, ben yokken dükkanda beklediğin için teşekkür ederim. Önemli bir işin vardı senin hani. Gidebilirsin, acildi hani. Ha yok Sabahçım ya. Ya ben birkaç telefon görüşmesi yaptım. İşlerimi hallettim yani gitmeme gerek kalmadı. Ama ne kadar düşüncelisin ya. Çok teşekkür ederim. Çocuklar sizin sohbetinize doyum olmuyor ama benim evde çok işlerim var. Ben müsaadenizi rica edeyim. Kerem Bey oğlum seni tanıdığıma çok memnun oldum. İyi ki sabahımızın yanında senin gibi iyi niyetli, helal süt emmiş bir arkadaşı var. Şükran teyze biraz daha kalsaydın. Ben sizi bırakayım Şükran teyzeciğim arzu ederseniz. Ay yavrum ya. Bak hislerimde hiç yanılmam. Ne dedim? Bu çocuk çok iyi bir çocuk. Ben giderim evladım. Sağ ol. Ya o sizin iyiliğiniz Şükran teyzeciğim. Ay gideyim gideyim diyorum hala duruyorum. Hadi gençler. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz yine. Görüşürüz. Ben şu kapıyı kapatayım. Mafyanın adamları buralarda diyorum. Anlamıyorsun. Hmm.
Kızım, ne yapıyorsun öyle? Düşman döver gibi. Ne kök bıraktı ne tohum. Zehra. Hala kusura bakma, dalmışım. Ne düşünüyorsun? Öyle gözünü dikmişsin toprağa. Doğruyu mu söyleyeyim? Sanki yalan söyleyebilirmiş gibi doğruyu mu söyleyeyim diyorsun? Ona, Ömer'e neden böyle davrandığını merak ediyorum. Bak işte, adını bile duymaktan hoşlanmıyorsun. Neden Allah? Tanısan çok seversin aslında. Tanımak istemem kızım. Bu kadar yetti bana. Böyle adamlardan bela dışında bir şey gelmez. Ama o öyle biri değil ki. Ailesi de çok iyi. Ya tanımadığın için böyle düşünüyorsun. Hem beni de çok seviyorlar. Sevmezler Zehra'm. Sevmezler kuzum. Sever gibi görünüp bozuk para gibi harcarlar adamı. Halacığım, onlar öyle insanlar değil. Ah ah, davulun sesi uzaktan güzel gelir tabii. Başta kabak yerleri eser. Kan deli deli akarken. Ama sonra... Ben diyeceğim dedim kızım, o adamdan uzak dur. Davul bile dengi dengine. Vazgeç bu sevdadan. Ama hala... Ben onu... Ama hala ben onu seviyorum. Hala ne oldu? Hala? Hala? Halacığım! Hala! Halacığım! Hala! Hala beni duyuyor musun? Hala! Geliyor musunuz yoksa? Alo, duyuyor musun? Alo, halam ben bayıldım. Bir şey oldu. Hemen gel lütfen. Neredesin? Tamam, tamam. Sakin ol. Ne oldu? Bilmiyorum. Bayıldım. Birden fenalaştı. Lütfen hemen gelir misin? Tamam. Yani neredesiniz şimdi tam olarak? Şu ana yola gelmeden önceki ilk sağdan döneceksin ama ev tarafına doğru değil. Yani köyün merkezine doğru. Sakin ol. Tamam. Sen bana konum atar mısın? Tamam, tamam. Ay bu taksici beni yanlış yerde indirdi herhalde. Bak görüyor musun ayol? Ama yok, ben bu sokağı tanıdım. Ah burası ayol. Bura bura. Cevriye Hanım. Ay Salim Bey, kusura bakmayın, rahatsız ettim. Rica ederim. Buyurun. Ay benim sizle çok acil bir şey konuşmam lazım. Hayırdır Cevriye Hanım, söyleyin. Kusura bakmayın. Buyurun, buyurun içeri. Hoş geldiniz. Ay hoş bulduk Salim Beyciğim. Kusura bakmayın, böyle çat kapı geldim habersiz ama... Yani benim sizle konuşmam lazım. Ha işim var diyorsanız söyleyin, vallahi alınma. Yo, estağfurullah, ne demek. Buyurun. Size bir şey ikram edeyim. Yok, valla oturun. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ay ben hemen konuya gireyim Salim Bey. Bu çocuklar köye gittiler, dönmek bilmiyorlar. İki gün oldu, siz bir şey biliyor musunuz diye sormak için geldim. Yani niye gelmemişler, ne yapmışlar, ne zaman gelecekler?
Yani vallahi Ömer'cimle de telefonda konuştum. Sesi de pek bir tuhaf geliyordu. Bir şey de söyleyemedi çocuk ayol. Cevriye Hanım. Ben çocuklarla konuşmadım ama telaşa düşecek bir şey olsaydı haberim olurdu. Halam bırakmamıştır. Yani ne de olsa eski insan. İnce elip sık dokuyor. Ay, bir sıkıntı olmasın da. Normal tabii. Kız verecek ya. Böyle ölçüp tartıp biçiyor haliyle. Hayırlısı inşallah. Amin. Şu onayı bir alsak da rahat bir nefes alsak değil mi? Halacığım beni duyuyor musun? Hala. Nabzı çok yavaş. Ne olur bir şey olmasın. Allah. Allah'cığım. Hadi ya, hadi gel artık, neredesin? Allah'ım ne olur yardım et. Allah. Allah'cığım yalvarırım, ne olur aç gözünü. Allah. Allah'cığım lütfen. Allah. Şimdi hastaneye gideceğiz, tamam mı? Hiçbir şey olmayacak, hastaneye gideceğiz. Ne oldu, nasıl bayıldı? Ya bilmiyorum, konuşuyorduk yani bir anda düştü, yetişemedim. Güneş çarptı herhalde. Hadi çabuk, hadi kalk sen de. Kalk sen, hadi. Dikkat et. Tamam. Sen Şükran teyzeyle nasıl konuşursun? Hı? Bir de iyi arkadaş olduğumuzu söylüyor. Allah'ım. Biz okul arkadaşı mıyız yani? Ya birdenbire geldi. Ne demin bekliyorsun? Şaşırdım, yanlış anlamasın diye öyle bir şey söyledim. Ya sana da var ya, iyilik yaramıyor ya, harbiden. Özür dilemen gereken bir şey var mı acaba, püsküllerin kralı? Allah Allah ya. Ya bir söyler misin bana? Neden özür dilemem gerekiyor sana, pasaklı kontes? Şükran teyzenin getirdiği tüm börekleri yemişsin. Hem de utanıp sıkılmadan. Ya insan azıcık bırakır ya. Ya Sabahcığım. Benimle cımlı cimli konuşma. O Şükran teyzenin yanındaydı, tamam mı? Kabasın işte. Ya bak ben senin ofisindeyim, telefonlarını açtım. Mesai yaptım, mesai. Sen kalkmış bana bir dilim börek için laf yapıyorsun. Bir dilim börek öyle mi? Bir dilim. Ayrıca sana burada kal veya burada çalış diye zorlayan olmadı. Kovuyorum, gitmiyorsun hala. Bazen gerçekten ne demek istediğini anlamıyorum. Sana hangi dilden konuşmamı istersin? Bak yine anlamadım. Çünkü benim kabacam yok. Kabaca mı? Çok basit bir şekilde açıklayayım. Kabaca, kaba insanların konuştuğu bir dil. Aman ne zeki. Cümlelerin arasından zekilik fışkırıyor. Bu da kabacaydı mesela. Dükkanımdan gider misin? Bak, bu nazik şeydi. Bundan anlayabiliyorsun sanırım. Hı? Ya çok iyi anlarım da... Senin dilin tam nazikçeye dönmüyor. Dükkanımdan. Gidiyor musun, gitmiyor musun? Arkadaşım. Sanırım bu kabaca git demekti. O zaman cevap vereyim. Gitmiyorum. Peki. Sen bilirsin. Dedim ya. Hey saçmalama. Bak saçmalama, aç şu kapıyı. Hey kime diyorum? Kilitledi ya. Yol tarif eder misin?
Şu ilerideki sapaktan sağa döneceksin galiba. Ama bilmiyorum, hiç hatırlamıyorum ki. Tamam, sakin ol. Şuradan navigasyondan açar mısın? Tamam. Açtım. Daha önce bir hastalığı var mıydı hanım? Yok, yani bildiğim kadarıyla hiçbir şey yok. Ya ben de anlamadım ki ne olduğunu. Peki bayıldığı sırada ne konuşuyordunuz? Yani canını sıkacak şeyler mi? Evet. Zehra. Hala? Halacığım iyi misin? Şükürler olsun uyandın. Ne oldu bana? Başımda 40 ton ağırlık var sanki. Halacığım bir şey yok. Bayıldın sadece. Hastaneye gidiyoruz şimdi. Bayıldım mı? Bayıldım. Geçmiş olsun. Çok korkuttunuz bizi. Sen? Dur arabayı. Dur. Neden? Dur dedim. Ama halacığım hastaneye gitmemiz lazım. Niye duralım? Gitmeyeceğim hastaneye falan. Evime gideceğim ben. Dur dedim. Hala yapma böyle. Neyin adı bu? Bir daha söylemeyeceğim. Dur. Kabacaymış da, nazikçeymiş de. Senden öğrenecektim nasıl konuşacağımı. Gel halacığım, ver elini bana. Hala dur, dikkat et. Ben ilerim. Halacığım iyi misin? İyiyim. Hem de çok iyiyim. Bu baygınlık. Neyse. Kafamda bir sürü şeyi yerli yerine oturtturdu. Ne demek istedi? Evlenmemize razı değil. Hem de hiç razı değil. İyi de neden? Yani neden istemiyor evlenmemizi? Bilmiyorum. Söylemiyor da sır gibi konuşuyor. Senin beni üzeceğini düşünüyor sanırım. Anlaşıldı. Nereye? Gidip neler olduğunu öğreneceğim. Aynı sen. O da senin gibi kırılgan. Bir gelincik sanki. Üflesen dağılacak. Öyle saf. Öyle güzel ki. Almış birini getirmiş. Evleneceğim diyor. O da zengin. Bilmez ki. Paradan puldan başka bir şey görmez onların. Vicdanları pul olmuş. İnsafları kurumuştur. Ama yok. Senin yaşadıklarını Zehra'm yaşamayacak. Mümkünü yok. İzin vermem buna. Vermem. Senin bahtın Zehra'ma yol olmayacak. Yemin billah olsun ki kızın senin aynı kaderi paylaşmayacak.
Ben seni kaybettim Seher'im. Onu da kaybedemem. Ben nefes aldıkça bu evliliğe izin vermem. İzin vermem. Sen rahat uyu Seher'im. Rahat uyu kuzum. Rahat uyu yavrum.